Evet arkadaşlar merhaba. Stafilokoklar ve 3 önemli geni konuşacağız. AGR geniyle başlayalım. Hem textbook sorusudur hem de son yılların gözde genlerindendir. Bu nedenle muhakkak bilmemiz gerekiyor AGR genini. Peki soru, AGR genini bana nasıl sorabilirler? 1. Staph aureus'un yüzey adezinlerinin ya da egzotoksinlerinin üretimini kontrol eden gen hangisidir? Cevap AGR genidir şeklinde ya da bunu spesifik olarak sorabilirler. Örnek Staph aureus'ta protein A, fibronektin bağlayıcı protein, koagülaz gibi yüzeyin adezinleri ya da toksik şok sendrom toksini 1 gibi egzotoksinlerin üretimini kontrol eden gen hangisidir diye sorulursa cevap AGR geni olacaktır. Peki ikinci genimize geçelim. Hatırlayacak olursak metisilin rezistans stafilokoklarda hastane kökenli olanlarında özellikle ilk seçenek antibiyotik vankomisindi ve stafilokoklarda da Staph aureus'ta da daha ziyade vankomisini bekleyen iki akıbet söz konusuydu. Birincisi VISA, ikincisi de VRSA olmak üzere. Peki VISA ne demekti? Vancomycin Intermediate Staph aureus'tu. VRSA ne demekti? Vanco Resistant Staph aureus'tu. Mekanizma aynen VRE'deki gibiydi. Yani Vanco Resistant Enterokok'taki gibiydi VRSA'da. Nasıl yani? Hatırlayacak olursak vancomycin etki mekanizması peptidoglikanın son iki peptidi olan dealenin dealenine bağlanarak hücre duvar sentezini engellemekteydi. İşte şayet bakteri dealenin dealenin yerine dealenin delaktat, dealenin deserin gibi farklı pentapeptit öncüllerini sentezlerse VRSA ya da VRE söz konusu olacaktır. O halde toparladım. Vancomycin ve stafilokokla ilgili muhakkak bilmem gerekenler. 1. Metisilin rezistans stafilokoklarda hastane kökenli olanlarında özellikle ilk seçenek antibiyotik vankodur. VRSA yani vankorezistans Staph aureus ya da vankorezistans enterokoktan sorumlu temel mekanizma nedir? Çıkmış yan dal sınav sorusudur aynı zamanda. Farklı pentapeptit öncülleri sentezidir. Yani dealenin dealenin yerine dealenin delaktat, dealenin deserin sentezidir. İşte arkadaşlar VAN-A geni VRSA'daki mekanizmadan sorumlu gendir. O halde ikinci genimi öğrendim. VAN-A geni stafilokok ve enterokoklarda kazanılmış direnci kodlamakta. Peki VAN-A geninin özelliği nedir? Şayet bir bakteri VAN-A genine sahipse hem vancomisin hem de taykoplanin ikisine birden dirençli anlamına gelmekte. Kazanılmış direnci kodlar stafilokok ya da enterokoklarda bulunur. Şayet bakteri VAN-A genine sahipse hem vancomisin hem de taykoplanine dirençli anlamına gelmektedir. Peki gelelim üçüncü genimize. Üçüncü genimizde stafilokoklardaki metisilin rezistansını kodlayan genimiz yani MEK-A genidir. Defalarca çıkmış sınav sorusudur. Arkadaşlar çoğunlukla MEK-A daha nadiren de MEK-C geni aracılığıyla kodlanır metisilin rezistansı stafilokoklarda. Peki soru, şayet bir bakteri MEK-A genine sahipse bu ne anlama gelmekte? Aman dikkat, 5. kuşak sefalosporinler harici bütün beta-laktamlara dirençlidir şeklinde yorumlanacak. Yine çıkmış sınav sorusudur. Metisilin rezistans stafilokoklar 5. kuşak sefalosporinlere duyarlıdır. Örnek ceftobiprol, örnek ceftorolini verebiliriz. O halde bu dersten aklımda kalması gereken 3 adet gen. Birincisi MEK-A geni. Şayet bir stafilokok MEK-A genine sahipse 5. kuşak sefalosporin harici bütün beta-laktamlara dirençlidir. İşte biz bu stafilokoklara metisilin rezistans stafilokok adını veriyoruz. Hastane kökenli olan özellikle metisilin rezistans stafilokoklarda ilk seçenek vancomisindir. İkinci genimize geçecek olursak VAN-A geni Staph aureus'taki vancomisin rezistansını kodlayan gendir. Şayet VAN-A genine sahipse VRSA olarak ifade edilir. Aman dikkat! İster VRSA olsun, ister VRE olsun
yani vankorezistan enterokok olsun, sorumlu temel mekanizma farklı pentapeptit öncülleri sentezi, yani dealenin dealenin yerine dealenin delaktat, dealenin deserini verebiliriz. Gelelim üçüncü genimize. Üçüncü genimizde AGR genidir. Henüz daha sınavlarda sorulmadı. Fakat Yavet mikrobiyoloji textbook sorusudur. Muhakkak bilmenizi istiyorum. Bana bunu nasıl sorarlar? Staph aureus egzotoksinleri ya da yüzey adezinlerinin kodlanmasından sorumlu gen hangisidir? Cevap AGR geni olacaktır. MEK-A geni, VAN-A geni ve AGR geni stafilokoklar açısından 3 önemli gendir. Muhakkak bileceğiz arkadaşlar. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.